Benzerlik ise açılarının ölçüleri birbirine eşit fakat kenar uzunlukları belli bir oranda olan çokgenlere benzer çokgenler adı verilir. Hemen tanımımızı da yazalım. Aklımızda kalması için. Hemen diyelim ki benzer çokgenler. Ne dedik? Açılarının ölçüleri birbirine eşit. Birbirine eşit. Fakat kenar uzunlukları belli bir oranda olan kenar uzunlukları belli bir oranda olan çokgenlere benzer çokgenler denir. Gene örnek verirsek, mesela neyi gösterelim? Bir altıgen ele alalım. Düzgün altıgen olsun bu. Hemen ne dedik? Üçgen ve karenin dışında eğer eşkenar üçgen ve karenin dışında eğer çokgenlerimiz bizim düzgün çokgense başına düzgün ifadesini kesinlikle koymamız gerekiyor ki biz o ifadenin o çokgenin düzgün çokgen olduğunu anlayabilelim. Diyelim ki buna kaç tane kenarı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O halde bu altıgen mi? Evet altıgen. Neyi ele alalım dedik? Düzgün altıgen. O halde altını kesinlikle düzgün olduğunu belirtmek için, düzgün çokgen olduğunu belirtmemiz için düzgün altıgen kavramını yazdık ki unutmayalım. Bir kenarı da bunun ne olsun? 5 olsun. Ne dedik düzgünlerde, düzgün çokgenlerde? Bütün kenarların uzunlukları birbirine eşittir. O halde bir kenarın uzunluğu 5 ise diğer kenarların uzunluğu da 5 olacaktır. Biz buna, bu düzgün altıgenimize nasıl isimlendirelim? A, B, C, D, E, F isimlerini alsın. Başka bir düzgün altıgen daha alalım. Bu arada neyi biliyorduk? Düzgün çokgenlerde bütün iç açılarımız birbirine eşitti. Onların iç açılarını bulmasını ise daha sonraki konularda, ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Başka bir düzgün altıgen ele aldığımızda ise gene unutmamak için altında düzgün altıgen olduğunu belirtelim. Gene 6 tane kenarımız var ve bu sefer de kenarlarımızın uzunlukları 10 olsun. Yazalım o zaman düzgün olduğundan dolayı bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir. Bu düzgün altıgenimizin adı da KLMN OP düzgün altıgeni olsun. Bakın bütün ne dedik? Düzgün altıgenlerin hepsinde düzgün çokgen olduğu için iç açıları birbirine eşit midir? Evet. Başka bir düzgün çokgen alalım. Mesela düzgün yedigeni alalım. Bütün düzgün yedigenlerin kenar uzunlukları birbirinden farklı olsa bile hepsinin iç açıları birbirine eşittir. Neden? Düzgün çokgenin tanımını bu şekilde göstermiştik. Ne dedik? Birinci düzgün altıgenimizi bu şekilde verdik. İkincisini ise bu şekilde gösterdik. Ne dedik? Birincisinin kenar uzunluğu 5, ikincisinin kenar uzunluğu ise 10. Bunun iç açıları neyse düzgün altıgen olduğundan dolayı bu düzgün altıgenimizin de iç açısı aynıdır. O halde bakın iç açıları aynı, kenarları belli bir oranda arttırılmış. Yani büyütülmüş. Bakın iki katı kadar arttırılmış. O halde biz buna ne deriz? A, B, C, D, E, F altıgeni nedir? Benzerdir. Neden? Kenar uzunluğu aynı değildir. Belli bir oranda büyütülmüştür sadece. Hangi altıgene benzerdir? K, L, M, N, O, P altıgenine benzerdir. Ne dedik? Benzerlik ifademiz ise şudur. Benzerlik ifadesi ile eşlik ifadesini arkadaşlar karıştırmayalım. Neden? Eşlikte hem açıları birbirine eşit hem de kenar uzunlukları birbirine eşitti ve ifademiz şu şekilde gösteriliyordu. Benzer çokgenlerde ise bütün iç açıları birbirine eşit fakat kenar uzunlukları belli bir oranda büyütülmüş veya küçültülmüş çokgenlerde birbirine benzerdi. Benzerliğin ifadesini de şu şekilde belirtmiştik. O halde eşlik ve benzerlik kavramlarını yaptıktan sonra şimdi ise örüntüler ve süslemelere şöyle bir giriş yapalım. Örüntüler ve süslemeler düzgün çokgenlerle eş ya da benzer düzgün çokgenlerle kullanılarak elde edilen şekillerle ortaya çıkmaktadır. Mesela neyi ele alalım?
Düzgün üçgen, düzgün üçgenin bir ismi vardı. Ne demiştik? Eşkenar üçgen, yani bütün kenarları ve bütün açıları birbirine eşit olan üçgendir demiştik. Atalım. O zaman hemen başına bir örüntü ve süslemeler yazdıktan sonra bir tane süslemeler örneği verelim. Mesela ne olsun? Birincisi eşkenar üçgen. Bir tane eşkenar üçgen olsun. İkinci adımda ise süsleme yaptığımız için birinci eşkenar üçgenin yanına bir tane daha eşkenar üçgen gelsin. Üçüncü adımda tekrarlıyorum, süsleme yapıyorum. O halde ne olacak? Bir tane eşkenar üçgen geldiğine göre gene bir tane eşkenar üçgen gelecek ve diğer adımlarımda bu şekilde ilerleyerek bizim süslememiz meydana gelecekti. Ne dedik süslemede? Tekrar tanımını verelim. Süslemede eş ya da benzer çokgenler kullanılarak çeşitli modeller elde ediliyor ve bunlar da çeşitli süslemeleri meydana getiriyordu. Başka bir örnekle gösterirsek eğer, mesela bir kareyi alalım. Kareyi elimize aldık. İkinci adımda ise diyelim ki süsleme yapıyoruz. Sonuçta bir karenin etrafına 3 tane kare gelsin. O halde üçüncü süslemede de ne dedik? Bir karenin etrafına 3 tane kare koyarak süsleme yapıyorsak o zaman bunların her birine de 3 tane geliyor. Ortadaki karemiz, üstteki karemiz, biraz önceki şeklimiz buydu. Ne dedik? Her birinin etrafına 3 tane kare gelecek. Birincisi bu oldu. İkincisi bu oldu. Üçüncüsü de bu oldu. O halde diğer süslemelerim de bu şekilde olmaktadır. Ve bunun diğer adımları da bu şekilde ilerlemektedir. Ne dedik? Bunlar bize süslemeleri meydana getirmektedir. Örnek yaparsak meğer, mesela örüntüler nedir? Bir şekilde başlayan ve ona göre ilerleyen. Mesela bir örnek alalım. Birinci adımda bize üçgen vermiş. İkinci adımda dörtgen vermiş. Neden? Dört tane kenarı var, görüyorsunuz. Üçüncü adımda ne versin? Beşgen versin. Peki ya dördüncü adımdaki ifadeyi, şekli bize sorsun. Şimdi bu tarz sorularda ne yapıyoruz? Bir püf noktası arıyoruz, bir ortak özellik bulmaya çalışıyoruz vesaire vesaire. Bakalım, birinci şekilde kaçgen? Üçgen. Neden? Üç tane kenarım var. İkinci şekilde kaçgen? Dörtgen. Neden? Dört tane kenarım var. Üçüncü şekilde beş tane kenar olduğundan dolayı beşgen. Bakın sürekli bir basamak artıyor. Üçgen, dörtgen, beşgen. O halde dördüncü adımdaki şeklin ne olacak? Tabii ki altıgen. Altıgeni de ne şekilde gösterebiliriz? Mesela şu şekilde altıgenimizi de çizebiliriz. Başka bir örüntü ele alalım. Mesela örnekle diyelim ki birinci adımda bir olsun. İkinci adım iki, üçüncü adım dört, beşinci, dördüncü adım sekiz ve bize beşinci adımı sorsun. Ne dedik? Bir ortak özellik bulmaya çalışacağız. Bir püf noktası bulmaya çalışacağız. Mesela ne diyelim? Bakın iki katı mı? Evet iki katı. İki katı mı? Ortak bir özellik. Evet iki katı. İki katı mı? Evet iki katı. Bakın hep iki katı şeklinde gidiyor. O halde soru işareti ne olacak? 8'in iki katı olacak. Yani 16'ya eşit olacaktır. Bu şekilde yapılan ifadeler de bize örüntüleri vermektedir. Pekala, düzgün çokgenlerden de birkaç tane soru soralım mesela. Hemen. Ne demiştik düzgün çokgenlerde? Kenar uzunlukları ve açıları birbirine eşit olacaktı. Diyelim ki dikdörtgen bir düzgün çokgen midir? Sorumuz bu olsun. Dikdörtgen düzgün çokgen midir? Şimdi dikdörtgen neydi? Sadece karşılıklı kenarları birbirine eşit olacaktı. Yani hemen çizelim ve 90 dereceydi tabii ki tüm açıları. Şöyle çizersek 90 dereceleri. Sadece bu açısıyla kenarıyla bu kenarı, bu kenarıyla da alt kenarı birbirine eşit olacak. Eğer hepsi zaten birbirine eşit olsaydı bu hangi ifadeyi ele almaktaydı? Kare anlamına gelmekteydi. Pekala, dikdörtgen düzgün çokgen midir? Dikdörtgeni çizdik. Düzgün çokgen midir? Düzgün çokgen olması için bütün açıların eşit olması gerekiyor. Tamam, hepsi 90 bunu sağladı. Fakat bütün kenarları birbirine eşit midir? Hayır değildir. Neden? Dikdörtgende sadece karşılıklı kenarları birbirine eşittir. O halde dikdörtgen düzgün çokgen tabii ki de değildir. Peki, kareyi ele alalım. Kare düzgün çokgen midir? Bakalım
Kareyi şu şekilde çiziyorduk. Bütün açıları 90 dereceydi. Kare olmasından kaynaklı olarak bütün kenarları birbirine eşitti. Bütün düzgün çokgen tanımının anlamını taşıyor mu? Evet. Bütün iç açıları birbirine eşit. Bütün kenarları birbirine eşit. O halde kare tabii ki düzgün çokgendir. Veya neyi ele alalım? Yamuğu düşünelim mesela. Yamuğu şu şekilde alalım ele. Buna göre değerlendirelim. Bakın. Alt kenarı ile üst kenarı birbirine eşit mi? Değil. O halde nedir tabii ki? Düzgün çokgen değildir. Pekala. Başka bir örnek yazarsak eğer. Diyelim ki hangileri kesinlikle düzgün çokgendir? Bakın arkadaşlar, bir ifadeye dikkat edin lütfen. Kesinlikle düzgün çokgendir. Hemen örneğimizi yazalım. Hangileri kesinlikle düzgün çokgendir? Neyi ele alalım? Üçgen diyelim. Bir şıkkımız üçgen olsun. Diğer şıkkımız kare olsun. Diğer şıkkımız dikdörtgen. Diğeri beşgen. Diğeri de düzgün altıgen olsun. Hangisi düzgün çokgense onları işaretleyelim. Şimdi bakalım. Üçgen. Herhangi bir üçgeni ele al diyor bana. Geldim, aldım. Açılarını biliyor muyum? Bilmiyorum. Bir kere düzgün çokgen olan üçgen hangisiydi sadece? Eşkenar üçgendi. Çünkü sadece eşkenar üçgende bütün kenarlar ve bütün açılar birbirine eşitti. Bana eşkenar üçgen mi demiş? Hayır dememiş. Burada kesinlikle ifadesi olmasaydı eğer, evet üçgen düzgün çokgen olabilirdi. Eğer eşkenar üçgen olsaydı. Fakat burada kesinlikle ifadesi verildiği için ve başına eşkenar üçgen demediği için eşkenar üçgen düzgün çokgen değildir. Kare kesinlikle düzgün çokgen midir? Evet, biraz önce kareyi gösterdik. Bütün iç açıları birbirine eşittir. Bütün kenarları birbirine eşittir. O halde kare kesinlikle düzgün çokgendir. Dikdörtgeni ele alalım. Bakın arkadaşlar, kesinlikle diyor, lütfen bunu unutmayın. Dikdörtgeni ele aldığımda herhangi bir dikdörtgen çizdim. Dikdörtgen neydi? Sadece karşılıklı kenarları birbirine eşit olacaktı. Biraz önce yaptık. Dikdörtgen düzgün çokgen midir? Kesinlikle elbette ki değildir. Peki beşgeni ele alalım. Ne dedik? Karenin dışında, kareden daha büyük, yani kenarları 5 ve 5'ten fazla olan, kenara sahip olan çokgenlerimizin düzgün olduğunu anlamamız için başında kesinlikle düzgün ifadesinin olması gerekiyor dedik. Gelmiş beşgen demiş bize. Başında düzgün var mı? Yok. O halde ben herhangi bir şekilde beşgen alabilirim. Mesela şu şekilde beş kenarı olan bir beşgen aldım. Bu düzgün beşgen midir? Elbette ki değildir. Neden? Bakın, bütün kenar uzunlukları ve bütün açıları birbirinden farklıdır. Yani kesinlikle dediği için herhangi bir düzgün çok düzgün ve herhangi bir beşgen aldığında düzgün çokgen olmadığından dolayı değildir. Gelelim son şıkkımıza. Düzgün altıgen diyor. Evet, başında eğer düzgün ifadesi varsa bu kesinlikle düzgün çokgendir dedik. O halde buna da bir tik atabiliriz. Evet arkadaşlar, şimdiye kadar ne yaptık? Çokgen kavramının tanımını yaptık. Buna göre ne dedik? En az üç kenarı olan kapalı şekillere dedik. Çokgen adı verilir dedik. Peki daha sonra ne yaptık? Düzgün çokgen tanımını verdik. Ne dedik düzgün çokgen dedi? Kenar açıları, kenar uzunlukları ve tüm iç açıları birbirine eşit olan çokgenlere düzgün çokgen adı verilir dedik. Daha sonra ise çokgenlerimiz kaç bölgeye ayırırdı? Onu inceledik, bir düzlemi. Dış bölgeye, iç bölgeye ve çokgenin kendisi olmak üzere 3 bölgeye ayırır dedik. Eşlik ve benzerlere geçtik. Eşlik ifademiz neydi? Şu ifademiz bize eşliği gösterirken, hemen yazalım. Şu ifade de bize benzerliği göstermekteydi. Daha sonra da çeşitli örneklerle bu konuyu pekiştirdik. Evet arkadaşlar, açıdan çokgenlere konumuz da bu şekilde bitmiştir. Ne diyoruz sürekli? Bol bol örneklerle bunları tekrar ediyoruz. Bu dersimizde de benimle birlikte olduğunuz için teşekkürler. Bir dahaki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin.